Biliyorum, dolar ve altındaki bu fiyatları gördüğünüzde eyvah yandık bittik bu saatten sonra toparlayamayız diyenleri duyar gibi oluyorum. Ama arkadaşlar bakın, esas sormamız gereken soru şu: dolar ve altında ya da piyasalarda bir trend değişikliği mi söz konusu? Borsalardaki bu yükselişler gerçekçi mi örneğin? Rekor üzerine rekor neden kırılıyor? Yani Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşuyor mu? Biraz sonra sizlerle bazı rakamları paylaşacağım ve bu ortamda borsanın nasıl bu hızla yükseldiğini açıklayacak hiçbir şey yok ortada. Uluslararası piyasalarda altın onsu neden bu kadar hızlı bir şekilde gevşedi? 1863 dolar seviyesine kadar düştü. Acaba ucuzdan altın onsunu toplayıp birileri yarın öbür gün yaşanacak büyük rekora mı hazırlanıyorlar? Bu soruların hepsine çok net ve akılcı bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Bu arada şunu da unutmayın arkadaşlar, biz bu filmi ilk defa görmüyoruz ki. Geçtiğimiz dönemde de, üstelik yakın tarihte, yine aynı filmi aynı şekilde gördük. Dolardaki agresif geri çekilmeleri, altın onsundaki agresif düşüşleri birlikte izledik. Ama sonrasında altının geldiği noktaları da birlikte gördük arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte tablo değişti mi? Dünyada her şey düzeldi mi? Daha iyiye mi gidiyoruz, daha kötüye mi gidiyoruz? Türkiye'de makroekonomik hiçbir sorun kalmadı mı? Ya da Berat Albayrak'ın gitmesiyle her şey düzeldi mi? Yoksa sorunlar perçinlenerek, büyüyerek artmaya devam ediyor mu? İşte bu soruların cevabını iyi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve biz de bu videoda bu soruların cevabını sizler için arayacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Şimdi elimdeki şu kağıttan mümkün olduğunca Türkiye'nin makroekonomik verilerini sizlerle paylaşacağım. Ve sonrasında da şu soruyu soracağım. Türkiye'nin tüm makroekonomik verileri bu kadar bozulmuşken doların geldiği bu seviye mantıklı mı? Üstelik Merkez Bankası Başkanı ve hatta Hazine Maliye Bakanı Merkez Bankası rezervleri boşaldığı için görevden alınmışken, evet görevden alınmışken diyorum çünkü Berat Albayrak görünen o ki evet istifa etti ama istifanın background'ında, geri planında ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz, sadece tahminler yürütüyoruz. Görünen o ki Merkez Bankası rezervleriyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı olduğu anlaşıldı yeni yeni ve bunun üzerine büyük bir tartışma çıktı. Bu tartışma sonrasında da Merkez Bankası Başkanı değiştirildi, yerine Naci Ağbal getirildi. Öbür taraftan Hazine ve Maliye Bakanı da istifa bahane edilerek görevden alındı aslına bakarsanız. Yine gördüğümüz kadarıyla yerine Lütfi Elvan geldi, yerine Naci Ağbal geldi. Ve bu iki isim de böyle ekonomiyi alıp uçuracak, Merkez Bankası rezervlerini bir anda doldurabilecek isimler falan değil. Ama bu oyunu geçmiş şekilde halletmeye çalışıyorlar. Geçmişte yapılan yanlışlarla halletmeye çalışıyorlar. O da ne arkadaşlar? Biz vatandaşı nasıl olsa burada panikletiriz. Bir miktar faiz artacak dedikodusu yayarız. Hatta belki bu faiz arttırımını gerçekleştiririz. 400-500 bas puanlık bir faiz arttırımını görenler hemen koşa koşa dolarlarını satmaya devam ederler. Biz de bu sayede Merkez Bankası rezervlerini doldururuz. Aynı zamanda yabancıların gelmesini de sağlarız diye düşünüyor olabilirler. Ama bu maya tutmaz arkadaşlar. Neden tutmayacağını söyleyeyim. Türkiye'nin bütçesi 200 milyar liraya aşmış durumda. Bütçe açığından bahsediyoruz. Ve büyük ihtimalle 230-240 milyar liralık bir bütçe açığıyla bu yılı kapatacağız arkadaşlar. Cari açık Eylül'de 2.4 milyar dolar daha arttı. 1.7 milyar dolarlık bir girdi olmasına rağmen, turizm girdisi ve hizmet girdisi olmasına rağmen 2.4 milyar dolarlık bir artış var. Eylül'de ne girdisi oldu diyeceksiniz. Muhtemelen Ağustos'ta gösterilmeyen bazı girdiler Eylül'de gösterildi arkadaşlar, turizm geliri olarak. Dolayısıyla 2.4 milyar dolarlık bir cari açığa ulaşmış olduk. Öbür taraftan cari açığın Ocak'tan Eylül ayına kadar olanki dönemindeki rakam 29.9 milyar dolar. Şimdi sizlere söyleyeceğim rakamsa sizi sakın korkutmasın. Çünkü geldiğimiz nokta benim aylardır söylediğim nokta arkadaşlar. Tam 46 milyar dolarlık cari açık var 12 aya baktığımızda. Son 12 ay içerisinde 46 milyar dolarlık bir cari açık verilmiş ve Merkez Bankası rezervleriyle bu cari açığın finanse edilmesi mümkün değil arkadaşlar.
Şimdi devam edelim. Dış borcumuz, kısa vadeli dış borçtan bahsediyorum, 180 milyar dolara ulaşmış durumda arkadaşlar. Ve 180 milyar dolarlık dış borcun, kısa vadeli dış borcun çevrilmesi bu koşullar içerisinde ne yazık ki mümkün değil. Yabancı kaynak bulunur. Nasıl olsa Merkez Bankası Başkanı değişti. Berat Albayrak da artık görevde değil. Daha güvenilir tipler var. O nedenle büyük ihtimalle para ve kaynak bulunur diyenler olabilir. Bulunmaz arkadaşlar. Öyle kolay değil. Şu anda herkes Türkiye'nin risklerini görüyor. Ve bu risk ortamında kimse dolarını getirip Türkiye'de Türk lirasına çevirmez. Swap anlaşması da yapmaz. Kur şokuyla ilgili bir garanti almadığı sürece. Düşünsenize, şimdi getireceksiniz dolarınızı, Türk lirası verecek karşılığında size ve siz bu Türk lirasının riskine girdiğinizde büyük bir kur şoku yaşarsanız getirdiğiniz doları yerine bile koyamayacaksınız. Ne yabancıyı ne de yerliyi ikna edemezsiniz bu koşullarda. Türkiye'nin meselesi kur şoku riski olduğu sürece, bununla ilgili endişeler devam ettiği sürece Türkiye'ye hiçbir yabancı ya da yerli gelmez. Bakmayın siz bazı yabancı kuruluşların bugün çıkıp da dolar 6 olacak, 5 olacak falan demesine. Societe General'dan bahsediyorum. Yakın zaman içerisinde bunu Deutsche Bank da söylemişti. 4 lira olacaktı dolar. Niye olmadı? Evet, Ocak ayında 5.80 civarındayken dolar kuru 4 lira olacak dedi. Yine aynı kurumlar. Ama sonrasında 8.50'ye, 8.60'a giden bir dolar kuru gördük arkadaşlar. Ve dolar kuru kim ne derse desin yükselmeye devam edecek. Keza euro da yükselecek, sterlin de yükselecek. Burada bu makroekonomik veriler düzeltilmediği sürece kur şoku sürekli olarak gündemde kalmaya devam edecek. Özellikle cari açık sorunu çözülmediği sürece, özellikle kısa vadeli dış borç sorunu çözülmediği sürece. Devam edelim. Merkez Bankası rezervlerin eksi 30 milyarın üzerinde olduğu resmen devlet tarafından tescillendi. İddia odur ki Naci Ağbal'ın zaten Cumhurbaşkanı'na götürdüğü mesele bu. Merkez Bankası rezervlerinin eksi 30 milyarlarda olduğunu kendisi ifade ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bizim de hesaplamalarımız bunu teyit ettiğine göre Merkez Bankası'nın kasası tam takır kuru bakır haline getirilmiş durumda. Ve Merkez Bankası rezervleri eksideyken siz yabancıları Türkiye'ye gel diye ikna edemezsiniz. Devam edelim. S-400 meselesi. S-400 meselesi o kadar kritik bir noktamız ki, bakmayın şu anda Biden daha yeni yeni göreve geliyor. Daha uygulamaları yapmaya başlamadı, icraatlarına başlamadı ama ilk icraatlarından birisi Türkiye'nin S-400 konusu olacak. Eğer ki S-400 konusunda Türkiye geri adım atmazsa da büyük ihtimalle katsa yaptırımları uygulamaya sokulacak. Öbür taraftan Halk Bankası meselesi, Halk Bankası'nın ilk savcısının şu anki Adalet Bakanı olması beklentisi var Amerika'da. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Biden'ın en önemli hukuk kurmaylarından birisi haline gelecek ve büyük ihtimalle Halkbank davasını bir namus meselesi haline getirecek arkadaşlar. Dolayısıyla Halkbank üzerinden de Türkiye'ye uygulanacak 50 tane yaptırım olacak. Peki bir yanda Halk Bankası davası, bir yanda S-400 meselesi, öbür tarafta katsa sorunu, katsa yaptırımları sorunu. Bütün bu sorunlar ortadayken siz doları bu seviyelerde tutabilecek misiniz? Üstelik Merkez Bankası rezervleriniz tam takır kuru bakır olmuşken. İşsizlik, makroekonomik veri mi istiyoruz? %13.2 seviyesine gelmiş durumda. O kadar da yüksek değilmiş diyebilirsiniz. Bakın, Ağustos ayı işsizliğinden bahsediyoruz. Büyük ihtimalle Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları çok daha agresif olacak işsizlik rakamı olarak. Ama genişletilmiş işsizlik rakamlarına baktığımızda %28.5'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Türkiye'de her 3 kişiden birisi işsiz. Genç işsizlerin genişletilmiş hali olmadan rakam %26.1 seviyesinde. Genişletilmiş genç işsizlik %50'lere varmış durumda. Yani Türkiye'de her 2 gençten birisi işsiz. Üniversite mezunu olan gençlerimiz de işsiz. Onları konuşmuyoruz bile. Enflasyon %11.89 seviyesinde.
kur baskılanarak enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ama bir ayrıntı gözden kaçırılıyor arkadaşlar. Zaten fiyatlamalar, maliyetler tamamen kurun 9 lira 10 lira olmasına göre yapıldı firmalar tarafından. Yani o maliyetler çoktan bindirildi ve enflasyonist baskı zaten üretim endeksi üzerinden var. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas öyle bir açıldı ki bu makas bile enflasyonun %16'lı seviyelere gideceğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi soruyorum sizlere, %10.25 olan faizi %14.25 seviyesine çekseniz, 400 bas puan arttırsanız ne işe yarayacak? Hadi diyelim kısa vadeli işe yaradı. Daha sonraki süreçte yine negatif faiz ortamına girdiğinizde bir kez daha faiz arttırımı yapabilecek misiniz? Bu sizi yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon sarmalına, şokuna sokmayacak mı arkadaşlar? Bakın bunların hiçbirinin cevabı yok şu anda ve dolar düşecek diye, faizler arttırılacak diye suni bir hava yaratılıyor. Ve bu artan faizin de işe yarayabileceği söyleniyor birileri tarafından. Neden biliyor musunuz? Yıl sonu hesaplarını en azından artıda kapatmaya çalışan bir takım bankalar ve uluslararası hedge fonlar var da o yüzden. Onları artıda kapattıktan sonra umurlarında bile olmayacak ve Türkiye ekonomisinin daha da bozulmasını böyle büyük bir heyecanla izleyecekler arkadaşlar. İşlerine gelen o çünkü. Gelelim dünyadaki altın hareketine. Altın fiyatları peki niye düşüyor diyeceksiniz. Gerçekçi mi diyeceksiniz? Kesinlikle değil arkadaşlar. Bakın 52 milyona dayanmış bir korona vakası var. Öbür taraftan Avrupa teşvikleri açıkladı zaten. 750 milyar euroluk bir teşvik paketi açıkladı. 1 trilyon euroluk bütçe açıkladı sadece koronanın yaralarını sarmak için. Öbür taraftan Amerika'da da arka arkaya büyük teşvik paketleri açıklanacak. 3, 4 belki 5 trilyon dolarlık büyük teşvik paketlerinden bahsediyoruz. Korona tüm hızıyla yayılıyor. Aşı bulundu tevatürlerinin hiçbir anlamının olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü aşı uzmanları iyi de kardeşim madem aşıyı buldunuz, peki şu sorulara da cevap verin diyorlar. Bu sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Türkiye'de ya da dünyada bu aşı uygulanabilecek mi her yerde? Evet, yani sadece Amerika'nın bir kısmında mı, Almanya'nın bir kısmında mı yoksa dünyanın her yerinde mi uygulanacak bu aşı? Öbür taraftan ne kadar zamanda üreteceksiniz? Öbür taraftan bu aşının etkisi ne kadar sürecek? Yani 3 ay mı, 5 ay mı, 1 yıl mı, sonsuz mu? Bunlarla ilgili hiçbir cevap yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu hastalığın şu anda önünü kesmek mümkün değil gibi görünüyor. Rusya'da 1.8 milyon kişi koronaya yakalanmış durumda. Neden ısrarla Rusya örneğini veriyorum? Çünkü iki aşı geliştirdiğini söyleyen bir ülke Rusya. Aşıları uygulamaya başladılar üstelik. Yani uluslararası standartların dışına çıkıp aşıları vatandaşların üzerinde uyguladılar. Buna rağmen koronayı engelleme şansına sahip olmadılar. Demek ki arkadaşlar iş o kadar basit değil. Yani biz aşıyı bulduk, her şey kontrolümüzde falan. Bunlar büyük bir illüzyon aslına bakarsanız. Şimdi ikisini birleştirelim. Yani Avrupa ekonomisinin, Amerika'nın, dünyadaki diğer ekonomilerin küçülmesini, sınırların kapatılmasını falan işin içine hiç katmıyorum bile bakın. Bir tarafta korona etkisi, öbür tarafta teşvik paketleri. Bu ikisinin piyasaya aynı anda düşmesiyle birlikte altının bu seviyelerde kalabileceğine inanıyor musunuz siz? Ha diyeceksiniz ki peki şu anda niye düşüyor? Çok normal arkadaşlar. Tabii ki kar realize ediyorlar. Birçok yatırımcıyı, küçük yatırımcıyı bezdiriyorlar, stopları patlatıyorlar. İnsanların elindeki parayı bedavadan alıyorlar. Kendi birikimlerini, mallarını çoğaltıp maliyetlerini düşürüyorlar. İşte bütün bunlar bu düşük seviyelerden yapılıyor arkadaşlar. Panikleyenler, kaldıraçlı işlemler yapanlar, günlük hareketler yapanlar eğer ki küçükse büyük balinalara hedef oluyor şu an itibarıyla. Evet, onun için bu hareketler gerçekleştiriliyor. Evet, piyasalardaki en acımasız dönemlerden birisini yaşıyoruz arkadaşlar. Ama bu acımasızlıkların içerisinde olmak istemiyorsanız, yani balinalara yem olmak istemiyorsanız o zaman kısa vadeli işlem yapmayacaksınız. Olaylara uzun vadeli bakacaksınız. Kaldıraçlı işlemlerden
Uzak duracaksınız. Borçla harçla işlem yapmayacaksınız. İhtiyacınız olan parayla işlem yapmayacaksınız. Sizin bütün ana derdiniz paranızı korumak olacak arkadaşlar. Bakın bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bu dönemde paranızı koruyabilmek en büyük şanstır arkadaşlar. Paradaki dalgalanmalar paranızı korumadığınız anlamına gelmez. Evet, yani altının 535 seviyesinden 470 seviyesine, 460 seviyesine düşmüş olması sizin para kaybettiğiniz anlamına gelmez. Buradaki kritik mesele bekleme kabiliyetine sahip olup olmadığınız meselesidir. Bekleme kabiliyetine sahip değilseniz evet büyük zararlar elde edersiniz. Ama bekleyebiliyorsanız arkadaşlar, ki bunların çok uzun zaman dilimlerinde olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Yani öyle hızlı hareketleri öyle kısa zamanda yaşıyoruz ki biz. Bakın bundan bir hafta önce 850-860'ları konuşuyorduk. Altında 535'i konuşuyorduk. Bugün altında 480'leri konuşuyoruz. Ya da dolarda 7.90-7.88 seviyelerini konuşuyoruz. Ama öbür günde tam tersi seviyeleri konuşacağız arkadaşlar. Borsada 127.000-128.000 seviyelerini gördük. Rekor üzerine rekor kırılıyor. 3-5 tane hisseyle borsa yukarıya doğru hızlı adımlarla kaldırılıyor. Demek ki arkadaşlar, şu andaki piyasalar güvenilir piyasalar değil, dalgalanmalara açık piyasalar ve bu kadar yüksek dalgalanmaların olduğu ortamlarda eğer ki oradan oraya zıplamaya kalkarsanız zarar edersiniz. Ve bu dönemlerde en büyük para kaybedenler genel itibariyle küçük yatırımcılardır ve panik yapanlardır arkadaşlar. Sakin olun ve bekleyin. Pozisyonunuzu değiştirmediğiniz sürece, oradan oraya atlamadığınız sürece zararda değilsiniz. Aynı kârda olmadığınız gibi. Yani 300 liradan aldınız, 600 lira oldu altının fiyatı diyelim ki. Ama siz 600 lirayken bozmadınız. O zaman da para kazanmadınız ki. Siz pozisyonunuzu korudunuz. Nereye kadar koruyacağız pozisyonumuzu? Ne kadar daha beklememiz gerekiyor sorusunun cevabını esas vermek gerekiyor. O da şu arkadaşlar. Bu tehlikeli dönemler geçene kadar pozisyonunuzu değiştirmeyeceksiniz. Tasarrufta kalacaksınız ve mümkün olduğunca nakitin, keşin kral olduğunu unutmayacaksınız arkadaşlar. Bunu yaptığınız an itibariyle emin olun rahat edeceksiniz. İkide bir ekranlara koşmayacaksınız. Ne oldu, düştü mü, yükseldi mi demeyeceksiniz. Ha, ben ara karlar elde etmek istiyorum. Tamam, ara karlar elde etmek için bir takım hareketler yapabilirsiniz ama o zaman ben de size şunu hatırlatırım. 330 liradan altınını satanlar 300 liraya düştüğünde bir daha altını yerine koyamadılar panikten. 330 olduğunda da koyamadılar. 400 olduğunda da koyamadılar. 500 olduğunda da koyamadılar. Aslında 30 lira için önlerindeki tüm fırsatları kaçırdılar. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ara hareketleri yakalamaya kalkarsanız daha çok panik olursunuz, daha çok hatalı kararlar vermeye başlarsınız ve bu hatalı kararlar hem daha çok kar elde etmenizi engeller ya da sizi büyük zararlara sokar. Bunu da lütfen unutmayın arkadaşlar. Benim şu gördüğüm tablo benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunun tepesindeki rakamları gördüğümde de benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Çünkü projeksiyonumuzu biz uzun vadeli belirledik arkadaşlar. Önemli olan uzun vadede durmayı başarmak ve uzun vadede paramızın nereden nereye gidebileceğini iyi öngörmek. Bunu yaptığımız sürece arkasına yaslanıp kahvesini içen ve keyfini çıkartanlar bizler olacağız. Küçük yatırımcı olarak büyük balinaların yemi olmaktan kurtulacağız arkadaşlar. Bunun tersini yaptığımızda da ne yazık ki her zaman olduğu gibi bedelini ağır ödeyeceğiz sevgili dostlarım. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.